Arkeologlar Mısır'daki Nil Deltası'nda yaklaşık 5000 yıl öncesine ait 110 antik mezarı ortaya çıkardı. Keşifte insan ve bebek kalıntılarını yanı sıra antik Mısır'ın 3 dönemini ışık tutan mobilyalar, süs eşyaları ve çeşitli vazolar ve çömlekler de bulundu. Mısır'daki arkeologlar Nil Deltası'nda yaklaşık 5000 yıl öncesine ait yetişkin ve çocukların kalıntılarını içeren 110 antik mezar ortaya çıkardı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı aynı zamanda çömlek ve cenaze ekipmanı da içeren mezarların Kahire'nin yaklaşık 240 kilometre kuzeydoğusundaki Dakliya eyaletindeki Koumel Kulgan Arkeolojik Kazı Alanında bulunduğunu açıkladı. Bakanlık 68 oval tabutu da içeren en eski mezarlıkların M.Ö. 6.000 ile M.Ö. 3.150 yılları arasındaki Hanedanlık öncesi Mısır dönemine ait olduğunu ifade etti. Diğer mezarlıksa Neolitik çağdan ilk Firavun'a uzanan eski Mısır'ı kapsayan bölgeyle M.Ö. 3000 ve M.Ö. 1700 yıllarına tarihlendiği belirtildi. Eski Eserler Yüksek Konseyi Mısır Eski Eserler Bölümü Başkanı Doktor Ayman Aşmavi, en eski tarihli 68 mezarın çömelme pozisyonunda gömülü insanları barındırdığını ve mezara gömülen insanların çoğunun başları batıya bakacak şekilde sol taraflarına yatmaya bırakıldığını söyledi. Diğer taraftan bulunan 110 mezar eski Mısır'daki 3 farklı medeniyete ışık tutuyor. Butto 1 ve 2 olarak bilinen aşağı Mısır medeniyeti, 3. Nakada medeniyeti ve Hiksos dönemi olarak bilinen 2. Geçiş dönemi. Aşma Nakada 3 dönemine tarihlenen 5 mezarın aynı zamanda bölgenin kumlu tabakasına uyulmuş oval şekilli çukurlar oluşturduğunu ve bunların yanlarında tabanlarında ve çatısında kil tabakasıyla kaplı 2 mezar daha olduğunu söyledi. Bununla birlikte çukurların içinde bu döneme ait farklı cenaze mobilyaları, silindirik ve üçgen kaplar ve yüzeyi geometrik çizimler ve şekillerle süslenmiş çeşitli tabaklar tespit edildi. Keşifte ortaya çıkarılan bir çocuk mezarının içinde çömlek vazo ve gümüş yüzüklerin yanı sıra büyük bir vazonun içine gömülmüş bir bebeğin kalıntıları bulundu. Öte yandan söz konusu keşif son yıllarda Mısır'ın turizm sektörünü canlandırma umuduyla peşi sıra yaptığı bir dizi arkeolojik kazının sonuncusu. Ülkede turizm 2011'deki Mısır devriminin ardından yaşanan kargaşadan büyük ölçüde zarar gördü ve şimdi koronavirüs salgını küresel seyahati büyük ölçüde sınırlandırıyor.